Bir uzun adam vardı. O adam arabanın sorununu bir kilometre öteden görse bile anlardı. Dön şimdi bana doğru. L4, L5, L5, S1 arızalı. Daha bismillah kadıncağız. 10 saniye. Arızalı ablam, L4, L5, L5, S1 hemen MR'ını çektirip getirebilirsiniz. Öyle bir adamdı ki benzerleri bir araba fiyatına 3 araba satarken o bozuk parçayı atmadan önce tamir etmeye çalışır, öyle kullanırdı. Arabanın her yerinden anlardı. Yancısı olan şişko ne kadar kötü arabalar getirse de o hepsinin üstesinden gelirdi. Öyle bir adamdı ki GTA'daki berberden bile daha yetenekliydi. Vücudunun büyüklüğüyle egosunun büyüklüğü ters orantılı olan o yüce gönüllü insandan bahsedeceğiz. Ed China'dan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Edward John China, 9 Mayıs 1971 yılında Londra'da doğdu. Küçük yaştan itibaren arabalara ve mekaniğe ilgili olan bu güzel insan, King Edward School'u bitirdikten sonra London South Bank University'de ürün tasarımı konusunda mühendislik eğitimini aldı. Burada öğrenciyken kendi tasarımı olan kanepe arabayı icat etti. Bu kanepeyi icat etmesinin amacı bir yardım kuruluşunun Belize'ye yapacağı gezi için para toplamasıydı. Daha sonra bu aracını geliştirerek saatte 140 km hıza ulaştı ve Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yaptığı tasarımlar bununla da sınırlı kalmadı. Süt şamandırası, yatak, tuvalet, en büyük motorlu alışveriş arabasını yaptı, rekorlar kitabına yine girdi. Ed'in televizyonla ilk tanışması bir sitcom için özel efekt teknisyenliği yapmasıyla başladı. Bu güzel adamı kameranın karşısında ilk defa Top Gear programında gördük. 1998 yılında yaptığı kanepe ile programa konuk olmuştu. Ed birkaç tane de programa konuk olduktan sonra onu bize sevdirecek, 200'den fazla da ülkede yayınlanacak olan tamirat tadilat programını yapmaya başladı. Ortağı Mike Brewer arabayı gidip buluyordu. Ed ise o arabayı tamir ediyordu ve daha sonra arabayı satıp kar ediyorlardı. Programın formatı buydu. Ancak o güzel insan Ed, getirilen her sorunlu arabanın üstesinden öyle bir geliyordu ki izleyen herkesi kendine hayran bırakıyordu. Ya bir insan arabanın her şeyinden anlar mı? Bu adam anlıyordu. Hani bizim ülkemizdeki ustaların kimi sadece motordan anlıyor, kimi elektrikçi, kimi kaportacı ya? İşte bu adam hepsiydi. Bu adamın teknik bilgisine ulaşabilecek usta sayısı çok azdır bu ülkede. Ya bir adam arabanın her yerinden anlar mı diye sorduktan sonra, tamam da bir insan her model arabadan da anlar mı ya? Bu şişko Ed'e Mercedes getiriyor. Adam bu modelde şöyle bir şey yapmışlar, önce şuna bakacağız diyor. Adama bilmem ne marka bir araç geliyor. Adam diyor ki şurasında bir sıkıntı var. Normalde bu parça 100 pound ama biz bunu tamir edip kullanacağız diyor. Bu işlemi yapmak için servisler 800 pound alır ama biz bunu burada yapacağız diyor. Arabada bazen çok büyük sorunlar olabilir gibi gözüküyor. Ama bu adam motoru açıyor, öbürünü açıyor, onu da açıyor. Adeta bir saat ustası gibi en küçük parçasına kadar söküyor, sonra o sorunu düzeltiyor, sonra tekrar birleştiriyor. Hiç üşenmiyor. Bu kadar gereksiz yere para harcamaktan da kurtuluyorsunuz. Adam bir tek boya işine karışmıyor. Onu da yapamayacağından değil, sadece uğraşmak istemiyor herhalde. Ed China'yı izlerken adeta mest oluyorsunuz. O kadar güzel anlatıyor, o kadar güzel göstererek bilgilendiriyor ki insan bu adamın yanına çırak olarak girmek istiyor. 2003 yılında programa başladıklarında bir kameraman, bir sesçi, bir prodüksiyon yöneticisi ve bir zayıf mic ile başlamışlardı. Programın ilk bölümünde yaptıkları araç Porsche 924'tü. Program zamanla daha da çok izlenmeye başladı. Mike'ın satın aldığı yüzlerce sorunlu arabanın üstesinden tek tek geldi Ed China. Maserati'yi elektrikli arabaya mı çevirmedi? Yoksa yıllardır ahırda duran bir Lamborghini'yi tekrar yollara mı çıkarmadı? Hem suda giden hem karada giden arabayı mı tamir etmedi? Bu adam bir arabayla ne yapılacaksa her şeyi yaptı. Ve biz bu güzel şeyi izlerken çok zevk aldık. Ama her güzel şeyin bir sonu vardır ya, işte o da maalesef oldu. 2017 yılında bu güzel insan tamirat tadilattan ayrıldığını bildirdi. Peki ama neden? Neden olacak? Tabii ki para babalarının daha fazla para kazanma arzusu yüzünden. Programın hakları Discovery tarafından alınınca program Velocity Channel'da yayınlanmaya başladı ve Amerika'nın yolunu tuttu. Ama gel gelelim programın yeni patronları Ed'in sahnelerini azaltmak istediler. Çünkü tamirhane sahnelerinin çekimi hem daha uzun sürüyordu hem de çok maliyetliydi. Düşünsene bu programı insanlara sevdiren bu adam asıl başrol ama sen bu adamın rolünü azaltmak istiyorsun. Yani şey gibi düşün, Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın sahnelerini azaltalım, şöyle bir 5-6 dakika gözüksün sadece yeter demek gibi bir şey bu.
Böyle bir saçmalık olabilir mi? Zaten Ed abi de böyle bir şeyi kabul etmedi. Çünkü ona göre böyle bir durum yaptığı işin kalitesinin kesilmesiydi. Ve ayrıca insanların Ed China'ya olan güvenini de sorgulatıyordu. Adam insanların göz önünde her şeyi açıklayarak yaparken birden "gerçi burada çizilmişi var" durumuna düşmek istemiyordu. Çiziyoruz, gerçi burada çizilmişi var. Hadi buyurun. Bu yüzden programın bel kemiği olarak gördüğü kendi kısımları azaltılacağı için programdan ayrıldı. Ayrılırken de beyefendi gibi ceketini alıp çıktı ve yeni gelecek olan Ant Anst'da destek olunmasını istedi. Ama öbür şişko, neden başından beri Mike'a laf çaktığımın sebebine geliyoruz. Ed abi hakkında atıp tuttu. Oysa Ed China bu konu hakkında efendiliğini ve saygısını bozmadı, bir şey demedi. Şimdilerde YouTube kanalında içerik üreten ve tamirlerine devam eden bu güzel insanı bir gün soru unvanıyla TV'de yine araba tamir ederken görmeyi çok istedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.